Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi örmek için yakadan bu pembe kısımdan başlayacağız. Gri kısmın en son e, kenarlarına dolaşırken dolaştığımız kısım. Pembe kısımdan başlayıp robamızı, artışlarımızı yaparak tamamladıktan sonra yeleğimizi Model kısmına geçiyoruz ve model kısmımız iki sıradan oluşmakta. Trabzan ve sık iğne model kısmımızı da tamamladıktan sonra dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. İkinci bir renge geçtim. Bakınız pembe rengime hareket katsın güzel olsun diye. Tabi dilerseniz e, buradaki pembeyi kullanmadan tamamen gri olarak da tamamlayabiliriz. En son kenarlarını birer bir trabzan olarak ördüm. Tekli trabzanımı örerek geçtim. Yakamızı da aynı şekilde tamamladıktan sonra kollarımız, düğmemiz ve ileğimiz de yeleğimizi tamamladım. Yeleğimizin şimdi ölçüsüne bakalım. Yeleğimizin şöyle uzunluğuna bakalım. Uzunluğu 31 santim. Şöyle gördüğümüz zaman ileğimiz üst noktadan en alt noktaya kadar ölçtüğümüzde 31 santim olduğunu görüyoruz. Yeleğimizin kol altına kadar olan bölümünü de şöyle ölçelim çünkü e, bakınız katlı katlı dilim dilim olduğu için tamamını ölçmeyelim ama kapayıp kapadıktan sonra iliğimizin kol altından sonraki bölümüne bakalım kol altı bölümlerini şu şekilde 28 santimde kolumuzun altından ölçümüz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Bebeği'sini kullanıyorum. İpim %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 236, 100 gram ve 340 metre ve ipimi örmek için 3 numaralı da tığımı kullanıyorum. Dilediğiniz marka ve ürünlerdeki bebe iplerini kullanabilirsiniz. Kesinlikle illa hani nako olmazsa olmaz diye bir şey yok. Sadece hangi iple ördüğümü gösterme amaçlı dilediğiniz ve sevdiğiniz ürünleri kullanabilirsiniz. Şimdi yeleğimize zincirimizi çekerek başlayalım. 10 tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 zincirimi çektikten sonra 10. zincirime ayracımı takıyorum. Ve başlıyorum kolum için örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi de çekiyorum. Burası da kolum için ve tam 12. ayracımı takıyorum. Şimdi yeleğimin arka kısmını örmek için bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane zincirimi çekiyorum ve takıyorum. Burası da yeleğimizin arkası. Yeleğimizin önü, kolu ve arkasını ördüm. Şimdi tekrar 12 tane zincir kolumuz için çekiyorum. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Koluma da tam 12. zincire ayracımı taktım. Son olarak 10 tane önümüz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet yeleğimizin zincir sırasını ördüm. Şimdi ölçümüne bakalım. mezurumu alıyorum hemen yanından müdahale etmeden 20, 26 santim olduğunu görüyoruz Şu eğrileri de hesaba katarsak tam 26 santim zincir sıramız şimdi ikinci sıramızı Örmeye başlayalım 10 tane önüm için ördüğüm zincirimin üzerine tam elimi tutuyorum iki tane zincir ilave ediyorum 1 ve 2 iki. İkinci sıramıza bu şekilde başlıyoruz Tığımın başını doluyorum bir ve 2 iki çekiyorum ikincinin üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve hemen yanındakine batıyorum ve sırası ile bütün zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum birer birer bakınız her bir zincirimizin üzerine bir trabzan örelim işaretime kadar trabzanımı örüyorum 10 tane trabzanımı ördüm işaretime kadar 2 4 6 8 ve 10 bir tane zincirimi çekiyorum sadece bir yeterli tığımın başını dolayarak kırmızı ayracımdan yeşil ayracıma kadar birer birer 12 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum bakın sadece bir tane zincirimizi çektik ve zincirimizin üzerinden kolumuzun trabzanlarını birer birer örüyorum. Yeşil ayracımıza kadar kolumu örelim. Bir zincirimizden sonra 12 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yine bir tane zincir çekiyorum. Yeleğimin arkasını örmek için 18 tane trabzanımı zincirimin üzerine yerleştiriyorum. Birer birer ilerliyorum. 18 trabzanımı da arkam için ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Kolum için 12 tane trabzanı birer birer örmeye başlıyorum. 12 trabzanımı tamamladıktan sonra sarı trabzanıma gelip önüm için 10 trabzanı da örüyorum ve sıramız bitmiş olacak birinci sıra olarak 12 trabzanımı da ördüm sarı geldim bir tane zincirimi çekiyorum başa kadar 10 trabzanımı örerek sıramı tamamlıyorum 10 trabzanımı örerek tamamladım ve bu şekilde birinci sıramızı tamamladık şöyle görelim önlerimiz kolumuz ve yeleğimizin arkasından oluşan bölümümüz bu şekilde tamamlandı hemen bitiş noktasının üzerinden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı örerek ikinci sırama devam ediyorum birer birer trabzanlarımın üzerinden örüyorum bu bir zincire kadar herhangi bir şekilde artış yapmadan ilerliyorum 10 tane trabzanımı ördüm tam bir zincir çekmiş olduğum yerdeyim bir zincirimin yerine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 trabzanımı ördüm ve koluma devam ediyorum birer birer kolum için örmeye başlıyorum kolum için ördüm alttaki trabzanların birebir üzerine aynısını ördüm tekrar bir zincir çektiğim yere geldim ve aynı şekilde 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bakınız araya zincir falan çekmeden sadece 3 trabzan olarak örüyorum diğer artış yerine de bakın aynı 3 zincirimiz 3 trabzanımız ördüm aradaki trabzanlarımı örerek geldim tekrar zincirimin üzerine 3 tane trabzanımı ördüm ve e, arkasını devam edip zincirimin geldiği noktaya yine 3 tane trabzanımızı örelim araya zincir falan çekmeden sadece 3 trabzan tekrar kolumuzu ördükten sonra araya gelelim yine 3 tane trabzanımızı örelim ve ikinci sıramızı e, bu şekilde bitirelim. Artış yerimizde üçer trabzanı örüp diğerlerini aynen tekrar edelim ve başta görüşelim. Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Artış yerlerimize üçer tane trabzanımızı ördük ve ikinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi e, ikinci bir ip rengimi bağladım, çok uçuk tatlı bir griyi. ile trabzanlarımı örmeye devam edeceğim ve Şimdi bakınız yine başlayalım. Artış yerimizdeki uygulamamızı nasıl yapacağımızı gösterelim birlikte. Zincirimi çekiyorum. En uç noktaya mutlaka trabzanımızı örüyoruz. Unutmuyoruz. Yoksa orası içe doğru kötü bir görüntü alır. 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek birer birer ilerliyorum. Trabzanlarımın üzerindeyim. Bakınız birer birer Kriyemizde biraz örmeye devam edeceğiz. Arada e, kriyemiz kalacak. Kenardaki trabzanlarımı örerek geldim. Ortadaki örmüş olduğum 3 trabzanın hemen yanındayım. 3 trabzanın sadece ortadakinin içerisinde artışımızı yapacağız. Her iki kenarındaki hem sağ taraftaki hem sol taraftakinde birer öreceğiz. Ortadakine 5 tane öreceğiz. Bakın sol taraftakine bir trabzan örüyorum. Ortadaki trabzana 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burada öreceğimiz sayıların tekli olması gerekmekte. Kenarlarını ayırdığımız zaman ortadakinin üzerinden artış yapacağız. Bir sonraki sıramızda ise tam üçüncünün üzerinden artışımızı yapacağız. Şimdi kenarındaki Bakınız 3 tanenin ortasına 5 tane trabzan ördüm. Kenarındakini sağında bir örmüştüm. Solundakine de bir örerek devam edeceğiz. Ve diğerlerine de birer birer örerek ilerleyeceğiz. Bakınız bu kol için olan trabzanı örüyorum ve birer birer ilerliyorum. Artış yerine kadar gelelim. Kolumuz için örerek geldim bakınız birer birer trabzanlarımızı tam 3 tane trabzanımın olduğu yerin hemen bir öncesindeyim şöyle bakın burada 5 tane artışımız yaptık ve örerek geldim şimdi alt sırada 3 trabzanımızı örmüştük hemen 3 trabzanımızın ilkine bir tane batarak örüyorum ortadakine tıpkı burada yaptığımız gibi 5 tane trabzan örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımızı ördüm ortaya 5 tane trabzanımı ördüm tam ortadaki trabzanımın üzerine şöyle tutunca bakınız bir tanesini tek ördüm sağ taraftaki ortaya 5 trabzanımı ördüm ve kenara yine bir tane trabzanımı örüyorum Diğerlerini artış yerime kadar birer birer örerek ilerliyorum. Köşelerimizi birer birer tamamlıyoruz. Bakınız diğer köşemize geldim. Tıpkı iki köşemizde de yapmış olduğumuz gibi. Birinci trabzanına bir tane batıyoruz. Ortadaki arttığımız üçün bir, ta bir tane sağ taraftakine. Ortaya beş tane ve kenara yine bir tane örüyorum. Aradaki trabzanlarımı örüp yine aynı şekilde sağ taraftakine bir ortadakine tıpkı diğer trabzanlarımızda olduğumuz gibi 5 tane trabzanı örerek sıra başına kadar tamamlayıp geliyoruz şimdi bunu da yapalım bakınız tam ortadayım 5 tane trabzanımı yerleştiriyorum 1 2 3 4 5 sol taraftakine yine bir tane örüyorum Diğer trabzanlarım aynen örüp artış yerinde yine aynı işlemimizi son artışımıza da uyguluyoruz. Üçüncü sıramızı en son trabzanımıza batarak örüyorum ve 3 zincirimle tamamlıyorum. Diğer sıramıza başlamak için. Evet sadece köşelerdeki trabzanlarımızda değişiklik yapacağız. Şimdi başlayalım. 3 tane zincirimi çekmiştim. Birer birer artış yerime kadar gelelim. Evet. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Şöyle alttaki 5 tane trabzanımızı görelim. 1, 2, 3, 4, 5 artış yaptığımız. Bakınız tam 3. deyim. 2 sağ tarafta, 2 sol tarafta. Ortadaki trabzanımın üzerine 5 tane trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. Bir tanesini örmüştüm. 2, 3, 4, ve 5. 5 trabzanımı üzerine ördükten sonra diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Sıramızda bakınız 5 tane artışımızı 3. trabzanımız üzerine yapmıştım. Ve birer birer omuzumuzdan kolumuz için olan yeri örerek ilerledim. Tekrar artış yerime geldim. Bakınız iki tane trabzanımı ördüm. Tam ortadaki 3. trabzanımdayım. 3. trabzanımın üzerine 5 defa trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı örüyorum. Sonrasında diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Diğer artış yerlerinde aynen bu iki sıramda yaptığım gibi 3. trabzanımın üzerine beşer beşer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Yeleğimizi iki renkten oluşturmaya başladık. Birinci sıramızda sadece bir tane zincirimizi ördük. Artış yapmadan ilerledik. İkinci pembemizde 3 tane artış yaptık ve her bir e, bir zincir ördüğümüz yerde üçer tane trabzanımız örerek ilerledik. 4. ve 5. sıramızda 3 trabzanımızın tam ortadaki trabzanına yani 2. trabzanıma beşer beşer trabzanımı ördüm 2 griğimizde. 3. sıraya geçtiğimiz zaman ise üçer üçer trabzanımızı örmeye başladık. Sadece bakınız bir 2. 2 griğimizde 5'er 5'er trabzanımızı ördük. 3. griğimize geçtiğimiz zaman ise 3 trabzan olarak öreceğiz. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. Sadece 5 artışı griye geçtiğimiz 2 sırada yapıyoruz. Tam 5 tane trabzanın kenardaki ikisini ördüm. Ortaya 3. trabzanıma geliyorum. Üçüncü trabzanıma geldikten sonra tam ortadaki trabzan bakın 5'in tam ortası 2 sağda ördüm. 2 de sola kaldı. Tam üçüncü trabzanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Böylece artışlarımı bundan sonra mi üçer artış olarak örmeye devam edeceğim. Ve birer birer kenarındaki trabzanlarımı örüyorum. 1 1 ve bu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız 3. sıra griğimizde bütün artışlarımız 3'er 3'er olacak. Sadece ilk iki griğimizde 5'er artışlarımızı yaptık. Şimdi griye sıramızı 3'er 3'er artışlarla tamamlayalım. Yereimi istediğim uzunluk ölçüsü olana kadar ördüm. Bakınız, artışlarımızı yaparak 1 ilk sıramız 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıra toplamda ördük. Her birisinde e, 2 sıramızda 5'er arttık. Diğerlerinde 3'er 3'er artarak en son pembe sıramızı da tamamladık. 3'er artımıcı şöyle uzunluğumuza bakalım. Robamızın 9 santim robamızın uzunluğu. Eline bakalım. Burası yeleğimin arkasını oluşturacak olan bölüm. Yeleğimin arkası ise 25 santim. Evet kollarını bakmaya gerek yok şimdi önden bakın bütün kenarlarını pembemle birer sıra dolaştım şimdi pembemi ikinci sırasına dolaşıyorum ve artışımın olduğu yer geldiği zaman diğer artışımın tam ortadaki trabzanına batarak karşıya geçişimizi yapıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız ortaya bir tane battım 3 zincir çektim diğer tarafa geliyorum tam 3 tane trabzan ördüm Bakın tam 3 tane trabzan ördüm. Artış yerinin ortadaki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane batıyorum. Ve diğerlerine birer birer sırtımızı da örerek ilerliyoruz. Kolumuzun altını 3 zincirle bu şekilde tamamlamış olduk. Geri kalan trabzanlarımı ise birer birer örerek ilerliyorum. Diğer kol altına kadar ilerlemeye devam edelim. Şöyle bakalım. Bakınız kolumuzu çok güzel bir şekilde birleştirdik. 3 tane zincir çektim. Tam ortadaki trabzanımdan diğer tam 3 tanenin ortasının üzerine batarak birleştirdim ve arkamızı tamamlayalım. Diğer tam artışımızın ortadaki trabzanının üzerine gelince görüşelim. Kolumu birleştirdikten sonra arkadan birer birer trabzanlarımı örerek geldim. Kol birleşiminden sonra tam 3 tane trabzanımın ortasındakinin üzerine bir tane battım ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra tekrar bükerek diğer 3 tane trabzanımın ortadakinin üzerine batıyorum tam ortadaki ve bir tane trabzan örüyorum ikili trabzanımı ve başa kadar trabzanlarımı birer birer örüyorum farklı işlem yapmıyorum bakınız birer trabzanımızı örerek ilerleyelim rubamız istediğimiz ölçüye gelene kadar örerek tamamladım ee, bakınız eğer daha büyük yaş grupları için öreceksek bu örmüş olduğumuz aradaki griyimizden birazcık daha örmemizde fayda var. Yaş gruplarına göre robamızı büyütelim ya da küçültelim. Ee, kolumuzun e, sığabileceği kadar rahat genişliği olabileceği, gövde önünü kapatıp açılmasına herhangi bir sıkıntı vermeyecek şekilde robamızı ayarladıktan sonra gri ipimi tığıma bağladım ve örmeye başlıyorum. Şu şekilde yönünü çeviriyorum sol tarafa doğru örgümün düz duracak şekilde yönünden örmeye başlıyorum ve ilk battım kapatırken bir diye çekiyorum 2 ve 3 3 zincirimi çektim hemen yanındaki ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bakın ipimi de arkadan götürüyorum ikinciyi de batıyorum şu şekilde ipimiz Evet her iki rengi de götürüyorum ikinciye batıyorum ve bir trabzan örüyorum aynı yere bir daha batıyorum 3 tane trabzanımı yan yana ördüm 3 zincirimi baştan çektim ve ikinci trabzanın üzerine iki tane trabzanımı ördüm şimdi tığımın başını doluyorum 1 2 trabzan atlıyorum 3. trabzanımın içerisine girerek batıyorum üzerindeki göze batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bakınız 1 2 tane trabzanımı atladım 3ünü trabzanımın üzerine battım bir trabzan ördüm ve örmeye devam ediyorum 2 3 4 4 tane trabzanı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum aynı yere 4 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2. 3 ve 4. 4 trabzanımı daha ördüm. 4 trabzan ördüm. 1 zincir taktım. 1 zi zincir çektim ve 4 tane trabzan arkasından ördüm. Evet trabzanlarımı tamamladıktan sonra aynı yuvanın içerisine şimdi tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Batmış olduğum trabzanın hemen yanındaki trabzanı atlıyorum. Bir ilerisindeki trabzanı atlıyorum. Ve üçüncü trabzana geliyorum. Yani bir, iki, üçüncü trabzanımın üzerine tığımın başını dolayarak gelip batıyorum. Bir, iki, üç. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. ve Bir tane ileriye geçip ikinci trabzanımı örüyorum. Ve aynı yere batarak üçüncü trabzanımı da örüyorum. Toplamda 2 trabzan üzerine 3 tane trabzan ördük. Yani burada bir tane artışımızı gerçekleştirdik. Şimdi tığımın başını tekrar ipimi alıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir trabzan ördüğüm yere diğer 3 trabzan daha ilave ediyorum 2 toplamda 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum ve 4 tane daha trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum 2 3 ve 4 şöyle bakalım 2 4 tane trabzan yuvamızın sağ tarafında bir zincir 2 4 tane trabzan da yuvamızın içinde yine sol tarafta kalıyor trabzanlarım tamamlandıktan sonra yine tığımın başını doluyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum ve bir ilerideki trabzanıma da aynı işlemimi yapıyorum İkinci trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın dibine bir tane daha girerek trabzan sayısını 3'e ulaştırıyorum yani iki trabzanımın üzerinde 3 tane trabzan ördük bir tane artışımızı gerçekleştirdik ve ilerliyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine yine 4 tane trabzanımı örüyorum aynı yuvanın içerisine 3 ve 4 bir zincirimi çektikten sonra aynı yuvaya girerek 4 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 toplamda 8 trabzanımıza ulaştık yapmış olduğumuz işlemlere şöyle bir bakalım bakınız birinci trabzanımın üzerine bir tane zincirden oluşan trabzanımı ördüm ikinci trabzanım ise aynı yuvaya ördüm iki atladım üçüncü trabzanımın üzerine dört trabzan bir zincir dört trabzanı aynı trabzan üzerine yerleştirdim iki trabzan atladım diğer üçüncü gelen trabzana bir trabzan ördüm Arkasından gelen trabzanı yine iki trabzan örerek bir artış da burada yaptım. Yine 8 tane trabzanımızı ve bir zincirimizi aynı yuvaya ördükten sonra iki atlayıp 3 trabzanı ördük. 2 tanesini aynı yuvaya örerek tamamladık. Ve sonra 8 tane trabzanımızı yine ördük. Bakınız şimdi tam kol altı noktasındayız. Tığımın başını doluyorum. Kolumun altına giriyorum. 1, Çekmiş olduğum zincire hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. 2 yine aynı yere batıyorum. 3. 3 tane trabzanımı yan yana ördüm. Yani ikisini bir, diğerini ayrı ördüm. Ve tığımın başını dolayarak örmeye devam ediyorum. 1, 2 diyorum. Bakın şuraya ilk baştaki arka için ilk trabzanıma giriyorum. Ve trabzanlarımı ardı ardına doldurmaya başlıyorum 3 ve 4. trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekerek aynı yere giriyorum 1 2 3 4 Evet Şimdi işlemlerimizi tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi örerek diğer kol altına kadar ilerliyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye gelerek batıp bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımın içine yine bir defa daha batarak iki tane trabzanı örüyorum. Tığımın başını doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü trabzanımın üzerine dört tane trabzan, bir zincir, dört trabzanımı yerleştiriyorum. 3 ve 4 ve bir tane zincir aynı yere tekrar 1 2 3 ve 4 ve bu şekilde örmeye devam edelim diğer kol altına kadar arkamızdan örerek geldim yine kol altımızın tam 3 zincir çektiğim yere giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde şuraya girmek istiyorum hemen yanındaki trabzana atarak yani zincirimizin içerisine de girerek iki tane trabzanımızı örüyorum Aynen buraya kadar devam ederek ördüğüm gibi ördüm. Kolumun altına 3 tane trabzanı ördüm. Zincir çektiğim yeri. Bakınız diğer kolumun altında da aynen 3 tane trabzanımı ördüm. Ve önlerimizdeki çiçeklerimizin sayısı ve 3 tane trabzanlarımızın olduğu grubumuzun eşit olması gerekmekte diğer önümüz için. Bunun için hemen örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 4 bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 4 tane trabzanımı örerek ilerliyorum aynı noktadayım bakınız 2 4 bir zincir ve bir tane daha trabzanımı örüyorum ve burada yapmış olduğumuz gibi sırası ile başlangıç noktamıza 3 trabzan örerek bitirelim Yeleğimizde ilk sıra olarak modelimizi tamamladık. 8 tane trabzan 4 bir tarafta sağ tarafta ortada bir zincir 4 sol tarafta olmak üzere 8 tane trabzanımızı ördük. 2 atladık 3.ye 3 üç tane trabzanımızı ördük. İkincisi yani 2 iki tanesi 1 tane trabzan üzerine olarak. Ve bu şekilde her iki önümüzü arkamızı tamamladık ve yeleğimizin ikinci sırasını uygulamaya başlayabiliriz. Yeleğimin önünü çevirdiğim zaman bakınız modellerimiz hemen trabzanlarımız diğer modelimizi koyduğumuz 4 4 örmüş olduğumuz 8 trabzanımız tekrar ikinci 8 trabzanımız ve üçüncü 8 trabzanımız birebir eşit halde e, her iki önümüz Evet şimdi tekrar ipimizi şöyle alalım örmeye başlayalım diğer yönde bir tane zincirimi çektim ve ikinci trabzanımın üzerine gelip batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine tekrar bir sık iğne yapıyorum ve 8 tane trabzanımın olduğu bölümü örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi ördüm trabzanlarımın üzerine arada bir tane zincir çekmiştim zincirime dokunmuyorum Diğer trabzanımın üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Bakın zincirimin olduğu yerden sadece geçiş yaptım. 2 3 ve 4. Her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne ördüm. Ortadaki zincirimi ise atladım. Devam ediyorum. Diğer bakın 3 tane trabzanımın her birisine yine birer tane sık iğnemi örüyorum. Ve trabzanlarıma geçiyorum. 1 2 3 ve 4 yine ortadaki bir zincir atlıyorum diğer trabzanımın tepe noktasına batıyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde başa kadar gelelim. Her bir trabzanımın üzerine birer sık iğne örüyorum. Hem aradaki 3 trabzanımın üzerine, hem buradaki 8 trabzanımın üzerine aradaki bir tane çekmiş olduğum zincirimi ise atlıyorum. Sık iğnelerden oluşan sıramı da örerek geldim. Burası örgümüzün düz sık iğne kısmını e, arka yönde yapmıştık. Bakınız, örgümün düz bu şekilde düşmesi lazım. Şimdi e, üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda yine 8 tane trabzanımızı 4 tane sağ tarafta 4 tane sol tarafta olarak öreceğiz ortadaki 3 trabzanımızın her birinin üzerine birer tane 3 trabzanımızı yerleştireceğiz modelimizin kurulumunu buradaki gibi yeleğimiz tamamlanana kadar örmeye devam edeceğiz şimdi ikinci modelimizi koymaya başlarken 3 tane zincirimi diğer yönde çekip hazırlamıştım ve birer birer trabzanlarımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm bu kenar boyunca devam edecek trabzanım tığımın başını doluyorum 2 4 bakınız 4 tane trabzanım vardı ortada da bir zincir çekmiştim ve tepesine sık iğne batmadan bu tarafa geçmiştim hemen buradaki şu görmüş olduğumuz trabzanımın arasındaki boşluğa giriyorum ve 8 tane trabzanımı örüyorum öncesinde 4 trabzan bir zincire çekiyorum 4 trabzanım tamam olduktan sonra aynı yere diğer 4 trabzanımı da ilave ediyorum 2 3 ve 4 4 trabzan bir zincir 4 trabzan aynen aşağıdaki modelimizin ilk kurulum sırasında gibiyiz bu modelimizin üzerine yine sık iğnelerle devam edeceğiz şimdi tığımın başını doluyorum aradaki 3 tane trabzanımın olduğu yere geliyorum ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı da ördüm ve arkasından aynı şekilde örmeye devam ediyorum 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan aralara zincir çekmeden direkt trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz ve sıramızı bu şekilde istediğimiz büyüklük gelene kadar örüyoruz bir sıra trabzan bir sıra sık iğne yapıp dönüyoruz ön yüzümüze ön yüzümüzde tekrar trabzanların olduğu sırayı örüyoruz arka yüzümüzde ise sık iğnelerin olduğu sırayı örerek istediğimiz ölçüyü bulana kadar örmeye devam ediyoruz yeleğimizin rubasını örerek büyütmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramızı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyim. E, ipimi kopardım. Diğer ipimi ve pembemi alıyorum. Şöyle ön yüzünü çeviriyorum. Başlangıç noktasını ön yüzünden trabzanlarımı sık iğnemin üzerine örerek başlıyorum. Pembemden bir sıra devam etmek istiyorum şöyle batıralım ipimi yandan alayım diğerini de arkasından şöyle alalım her ikisini de alta gizleyelim 1 2 ve 3 3 zincirimi çektim tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum şöyle ipimizi de arkadan alarak gizleyelim 3 trabzanım ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 4 sağda 4 solda olacak şekilde şöyle tam ortaya giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 Yani modelimize pembe ile devam ediyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Tekrar 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 tığımın başını doluyorum batıyorum 1 2 3 şöyle bakalım modelimizi trabzanlarımızı ve buradaki 8 trabzanlarımızı sırası ile diğer uca kadar örelim oradan da üzerine sık iğnesi ile tekrar başta görüşelim bir sıramızı birlikte başlamıştık ikinci sıra sık iğnemizi ördüm Üçün e üçüncü sıra yine trabzanlardan oluşan bölümümü ördüm şimdi diğer sık iğnemi de örerek başa doğru geleceğim ve tekrar gri ipimle örmeye devam edeceğim Yeliğimizi örerek tamamladım. Bakınız, iki sıra pembe'mden sonra iki sıra daha gri'imi devam ettirdim ve uç noktaya doğru ilerledim. Arkadan sık iğnesini yaptım. Sık iğnesini tamamladıktan sonra hemen yukarı kısma doğru devam etmeye başladım. Yukarı kısma doğru devam ederken tığımın başını dolayarak trabzanlara iki Aradaki sık iğneye 1, trabzanlara 2, aradaki sık iğneye 1 tane başını dolayarak battım. Yani tekli trabzanımı örerek yukarıya doğru çıktım. Ve sırası ile birer birer batarak örmeye devam ettim. Diğer ayrım yerimde de görüyorsunuz. Yine ayrım yerinin olduğu yere batmadım. Ve diğer ayrım yerindeyiz. Ve şimdi e, yapmış olduğumuz işlemi bir de beraber tekrar ederek diğer yağ kısma birlikte geçelim sadece başını doluyorum araya giriyorum ve tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını dolayarak tek seferde çekiyorum tek seferde işlemimi yapıyorum 3 tane trabzanımı ördükten sonra bu roba kısmında sadece trabzan ördüğümüz ve sık iğne örmediğimiz için her bir trabzanımıza ikişer defa başını dolayarak batalım 1 2 ilerliyorum diğer rengimi 1 2 ve tekrar diğer trabzanıma geçiyorum 1 aynı yere 2 yine ileriye 1 aynı yere 2 tekrar 1 ve 2 robamızı tamamlayana kadar ikişer ikişer Tekli trabzanımı örüyorum. Modelimi uyguladığım yere geldiğim zaman ise bir tane ikili, bir tane tekli olarak örüyorum. Bakınız ikili ördüm. Şimdi bir tane griye geçiyorum. gri trabzan olduğu için tekrar iki defa batıyorum. Bir ve iki. İki defa ördüm. Şimdi sık iğnemin olduğu yerdeyim. Bakınız bir tane batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzana iki defa giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğneye bir defa batıyorum. Trabzana bir, iki. Sık iğneye bir. Trabzanıma bir ve iki. Bu şekilde gövdemizde model uyguladığımız yerde sık iğnelerimizin olduğu yere bir trabzan. Trabzanımızın olduğu yere iki, iki tane trabzanımızı örerek ilerleyelim. Kolumuzda ise aynen boyun kısmımızda yaptığımız gibi her trabzan arasına bir defa başını dolayarak batalım. Alt noktadan başlayıp yine alt noktadan bitirelim. Ve diğer bütün kenarlarımızı aynı şekilde tamamlayalım. Yeleğimizin bütün kenarlarına trabzan olarak örüp tamamladım. Ve tam pembe olan noktaya bir tane düğme diktim. Düğmemin tam karşısına ise bir tane ilik açmak istiyorum. İliğime şöyle tığıma bir tane düğüm attım tam düğmemin karşısına olacak yere pembe yere geliyorum batarak zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanın arasına giriyorum batıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ve makasımla kesiyorum şöyle bakınız karşıdan iliğimizi Düğmemizi takarak deneyip kontrol ediyorum ve buradaki hem başlangıç ipin hem keseceğim ipi arkaya geçirerek gizliyoruz. Evet arkadaşlar yeleğimizi tamamladık. Düğmemizi diktikten sonra karşısına iliğimizi de dikmiştik. Yeleğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle genel görünümüne bir bakalım. Gayet güzel şık bir yelek oldu. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlık, sıhhat ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.